Merhaba millet, yeni bir rehber konusu ile karşınızdayım. Bu videodaki konumuz Nexus Ultimate, yani şu benim altta gördüğünüz görev çubuğu. Bu değil tabii ki, daha kaldırdığım, tekrar kuracağım için şu anda göremiyorsunuz. Kurup öyle göstereceğim. Önce indirdiğimiz dosyayı, bunun da linkini vereceğim tabii ki, klasöre çıkarıyoruz WinRAR'la. Sonra klasörün içine giriyoruz. Şurada animasyonlu simgeler de var. Onları da göstereceğim size. İleri kabul ediyoruz. İleri, ileri, ileri. Quick Launch'a buraya gerek yok. Sadece desktop'ta olsa, yani masa üzerinde olsa kafi. Hızlıca kuruyor. Çok basit, pratik bir program. Yani şu kalabalığı sonlandıran bir program. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani Windows 7'ye geçtiğimden beridir kullanıyorum. XP'de de Object Dock kullanırdım. Object Dock Windows 7'de bulamadığım için buna geçmiştim. Hemen buna işareti kaldırıp hayır diyoruz. Şuna da kapat diyoruz. Finish diyoruz. Şurada iki tane kısa yol getiriyor bize. Şuna gerek yok. Kısa yolumuz bu. Ondan sonracığıma klasörü kapatıyoruz. Kapattık. Niye kapattık bilmiyorum. Aslında açıkta kalsa olabilirdi. Neyse. Şimdi şu görev çubuğu değişecek. Ben bir saniye kısa yolu ayarlamayı unutmuşum. Unutmamışım, klasörün içindeymiş. Ay, rezilliğe gel. Vallahi buradaymış bak. Tamam. Neyse. Şimdi şöyle köşesine geliyoruz. Çaktırmadan. Bak, büyümeden. Şöyle büyütmeden, çünkü üzerine gelince büyüyor ya. Şöyle tıklıyoruz. Buradan Preferences kısmına geliyoruz. Oradan Advanced kısmına geliyoruz. Ondan sonra Restore diyoruz. Masa üzerini seçiyoruz. Artık klasörü neredeyse. Ki benim size tavsiyem, bunu bir yere koyun klasörü. Veya şu içerisindeki animasyonlu simgelerle şunu alın, bir klasöre koyun. Hani sabit kalacağı bir yerde. Çünkü buradan her şeyi seçip sonra bunları masa üzerinden kaldırdığınız zaman yine görmeyecektir. Sabit bir yere koyun. Önerim odur. Ben şimdilik göstermelik olsun diye bu şekilde yapıyorum. Ne diyorduk? Heh, restore dedik. Klasörün yerini seçiyoruz. Siz bakmayın masa üzeri olduğuna. Buradan dijital ekran TV kısa yoluna tıklıyoruz. Bekliyoruz ve hoppidi diye. Arkadaş, anaokulundaki çocukları eğlendirir gibi. Ya bu şekilde bize gelmiş bulunuyor. Apple ve Apple. Aman telaffuzu ne bilmiyorum. Apple ve OK dedikten sonra görev çubuğumuz geliyor. Şöyle aşağıya. Ben bu ekranı biraz şey yaparım, ortalarım. Ona göre yaparız. Gördüğünüz gibi hareketli hepsi. Bakın şimdi hop. Hobidik. Belki YouTube biraz bozacağı için 720p çekeceğim. Belki çok görünmez ama neyse. Olacaktır. Bakın, ok işaretleri dönüyor. Ben en uyguna getirdim. Yani en canlı, en kımıl kımıl ama en hareketli versiyonla. Bakın şöyle dolaştıkça buradan böyle sihirli şeyler böyle fışkırıyor. Işıklı mışıklı. Bütün simgeler animasyonlu. Onu da göstereyim. Normalde animasyonlu değildir. Ve normalde size aynı bu şekilde gelecektir. Siz bunu bu şekilde kullanmayın. İndirdiğiniz zaman basit bir şekilde böyle masa üzerine sürükleyin ve yerine kendi kısa yollarınızı ekleyin. Ben C, D ve depo T olmak üzere 3 tane klasör koydum. Yani 3 partition'a, hard diskimin 3 bölümüne kısa yol koydum. Başlat menüsüne ben bu şekilde kullanırım. Ya masa üzerinde benim hiçbir şey yoktur normalde. Bildiğiniz masa üzeridir. Temizdir yani. Bu şekilde kullanırım. Kullandığım şeyler de bunlardır. Oyunlarım buradadır. Bu şekilde. Açtığımız vakit gördüğünüz gibi sağ tarafa bize kısa yolları koyuyor. Kapattığımız zaman hiçbir şey olmuyor ve küçücük bir alan kaplıyor. Bu kadar. Şimdi animasyonlu simge olayına geçelim. Hemen animasyonlu simge olayına geçelim. Dock enter. O işte.
ondan. Property'ye giriyoruz. Icon Patch diyor burada. Change ikona geliyoruz. Buradan Browse seçeneğini tıklayıp artık klasör neredeyse animasyonlu simgelerden kendinize uygun şekilde seçiyorsunuz. Bu arada benim sistem yok. Tamam tamam. Problem yok. Her şey kontrol altında. Tamam. Animasyonlu simgelerden herhangi birisini seçiyorsunuz. Kullanıyorsunuz. Ben başlat menüsüne pusulayı koydum. Hani şeydir diye. Pardon çok sorayım. Pusulayı koydum. Sistem tray'imiz burada. Haberiniz olsun. Nexus. Baştaki Nexus sistem tray'dir. Burada görev yöneticisi açar. Ve bir tuşta ekran resmini çekiyor. Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum ama yaptım. Öyle duruyor. İlk yaptığımda hep aynı şeyleri kullanırım. Sonracığıma başka ne anlatayım? Google Chrome'a kendi simgesini kullandım. Bu şekilde. Firefox'un da kendisi. Bu başka bir şeydi. Hatırlamıyorum bir dakika. Thunderbird diye bir tane şey. Simge. Ben Internet Explorer'a bunu kullandım. Yani kullanabileceğiniz birçok şey var burada. Simgeler var. Bakın bu şekilde. Göz. Mesela System Tray'e bu gözü kullanabilirsiniz. Ben daha önceden aslında onu kullanmıştım. Ben niye değiştirdim? Aa bak ya. İşte Firefox. Bakın Firefox hareketli. Bu şekilde seçerek hareketli simgeler kullanabilirsiniz. Yani sistemi yormuyor. Gerçekten yormuyor. Yani en azından benim sistemimi hiç şimdiye kadar yormadı. Sıkıntı çıkarmadı. Başka tema isterseniz mesela şöyle bunu değil de yine Preferences'e geliyoruz. Temalara geliyoruz. Sakın buradakileri kurcalamayın. Çok hoş olmuyor. Gerçekten önermem. Şuradan Winstep Themes yazıyor. Themes. Themes. Temaları. Aman. Biz dockları değiştireceğimiz için buradan bakın farklı farklı temalar var. Ataşlı. Fakat ben sadece bunu seviyorum. Hem sade hem şık hem yormuyor. Yani iş görüyor. O bana yeterli. Başka neyinden anlatayım size? Bunu istemezseniz hani Exit Ultimate dersiniz. Böylece normal görev çubuğunuza geri dönersiniz ve açılıştan kaldırdığınız zaman ister gelir ister gelmez. Tekrardan çalıştırıyorum Ultimate'i. Bakalım bu program üzerinden var mı? Ben çünkü hiç açılıştan kaldırmıyorum. Ha evet. Application in dock. Yok o başka bir şey. Diğer şeyleri kurcalamayın. Ben sadece şeyleri arıyorum. Bakayım. Hiç kurcalamadığım için normalde. Ha şimdi bakalım. Hani başlangıçtan kaldırma nasıl olur diye size onu göstermek istiyorum da. Hide Windows Taskbar. Eğer taskbarı kaldırılmasını istemezseniz, yani gizlemesini istemezseniz işareti kaldırırsınız buradan. Olur biter. Onu söylemiş olayım hazır buraya gelmiş iken. Valla açılışı ben normalde dediğim gibi hiç kaldırmadığım için açılıştan bir şey kaldıracaksam MS config yazarım. Başlatma diyor burada ama başlatın siz bakmayın ona dediğine. Burada ne diyor? Webmoney tamam o kalsın. Hamachi falan filan. Buradan Nexus'un işaretini kaldırdığınız zaman Nexus başlangıçta açılmayacaktır. Siz istediğinizde açılacaktır. Yani ben sadece işime yarayan kısımlarını aldım. Birkaç arkadaşın hoşuna gitmiş. Ben de anlatıvereyim dedim. Böyle bir video yaptım. Düşünüyorum başka bir şey gerekir mi diye. Simge eklemek. Mesela sürükleyin bırakın üzerine. Simge eklemek bu kadar kolaydır. Tamam. O önemli değil. İşte benim oyunlar klasörüm burasıdır. Yani bundan fazla oyun kullanan var mıdır bilmiyorum ama. Bunun adı Subdog. Şöyle tıklayıp Nexus Addog diye bir şey vardı. Onu bulabilirsem Dog falan filan Inter Milan. Şuradan ekle diyor. Subdog eklediğiniz sürece bu şekilde
başka başka menülerde kazanabilirsiniz. Ben hemen buradan tıklıyorum, pıt diye oyunu açıyorum. Zaten orada kapanıyor, iş bitiyor. Olayımız bundan ibaret. Yani başka, ya hala düşünüyorum, başka bir şey var mı aklıma gelen? Sistem tray burada. Eklemeyi gösterdim. Eğer ki log icons derseniz, hani kazara oluşabilecek problemleri engellemiş olursunuz. Bakın sürüklüyorum, bir türlü buradan şey yapamıyoruz. Ben sürekli oyun değiştirdiğim için açık kullanıyorum. Bir de alıştım artık programa. Basit geliyor her şey. Dedikten sonra bir de bir şey söylemek istiyorum. Bir arkadaş sürekli Minecraft videolarına ya da Minecraft'la ilgili videolara dislike atıyor. Lütfen bana söylesin, neden dislike atıyor? Gerçekten samimi olarak merak ediyorum. Bana özelden de yazabilir. Minecraft sevmiyor olabilir. Sevmiyorsan izlemez. Bana niye dislike atıyorsun kardeşim? Ya gerçekten merak ettim. Yani nedendir? Yapılarımı mı sevmiyorsun? Yaptığım yardımlarımı mı beğenmedin? Eksik bir şey mi söylüyorum? Bana bunların cevaplarını verin arkadaşlar. Hani dislike attığınız zaman şundan sebep dislike atıyoruz deyin ki ben de hani ona göre düzeltmeler yapmaya çalışayım imkanlar dahilinde. Bu uyarıyı da yaptıktan sonra kapanışımızı yapalım. Beğeni ve yorum desteği yaparsanız sevinirim. Dislike atmazsanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.